Merhaba şifre netizenleri, ben Erdem Papucan. Bugün Google'ın çeviri uygulamasına daha yakından bakacağız. Bildiğiniz gibi bu uygulama birçok yenilik aldı kısa zamanda ve tabii ki en güncel yenilikler direkt Android One platformunda olan ve ülkemize de satışta olan General Mobile 4G'ye geldi. Saf Android kullandığı için bu cihaz aslında bir referans cihazı. Google'un kendi uygulamalarını test ettiği ve ürettiği platformlardan biri Android One platformu. O yüzden en güncel uygulama için en güncel haller direkt bu cihazlara geliyor. Aslında bugün Google çevirinin bilinen özellikleri değil de gözden kaçan özelliklerine bakmak istiyoruz. Çünkü zaten çok kullanılan ve hani popüler, kısa zamanda popüler olan bir uygulama hayatımızı da kolaylaştırıyor. Bu da bir gerçek. Hemen söyleyeceklerimizden bahsedelim kısaca. Öncelikle uygulamanın 27 farklı dili desteklediğini söylemekle başlamak istiyoruz. Çünkü 27 dil ciddi bir rakam ve siz bu 27 dil içerisinden istediğiniz gibi çeviri desteği alabiliyorsunuz. Bir diğer güzel özelliği ise sadece yazıyla değil, sesli çeviri de bizlere sunması. Yani siz sadece konuşarak, ne söylemek istediğiniz yabancı dilde söyleyerek veya çevirmek istediğiniz dilde söyleyerek istediğiniz dile bunun çevirisini aktarabiliyorsunuz ki bu çok kullanışlı çünkü her zaman yazacak zamanınız veya şansınız olmuyor. O yüzden ses desteğinin olması gerçekten iyi. Aslında bir başka en güzel özellik, muhtemelen benim en çok sevdiğim özellik ise görüntü şeklinde çeviri yapabilmeniz. Örneğin yurt dışındasınız, İngiliz veya yabancı bir tabela var. Siz ona kameranızı çevirip gösterilen alanı oturtuyorsunuz ve otomatik olarak alandaki yazı sizin çevirmek istediğiniz dile çevriliyor. Gerçekten muazzam bir özellik. Hani uzun yazılar olabilir. Genelde tabelalar için kullanmak veya hani yazılı metinlerde kullanmak çok mantıklı ama gerçekten çok güzel bir yenilik. Hani ses yine avantaj ama görüntülü çeviri olayı ciddi anlamda büyük bir avantaj. Ve diğer bir avantaj ise bunların hepsini çevrim dışı şekilde yapabilmeniz. Çünkü her zaman internetimiz olmuyor. Metroda olabiliyoruz. Bizim ülkemizde hani metroda internet çekmiyor. Bu bir gerçek. Hani bu tarz durumlarda çevrim dışı desteğe sahip olmanız gayet güzel. Tabii bunun için dili önceden çevrim dışı destekle indirmeniz gerekiyor. Hangi dili kullanacaksınız? Çevrim dışı diller kısmına girip istediğiniz dili indirebiliyorsunuz ve indirdiğiniz dillerden istediğinizi çevrim dışı şekilde çevirebiliyorsunuz. Bu gerçekten muazzam bir özellik ve en güzeli hani sesli çevirinin, görüntülü çevirinin de çevrim dışı olarak kullanılabilmesi. Yani sadece yazılı için geçerli değil bu. Çevrim dışı olsa da siz eğer dili daha önce indirdiyseniz internetsiz bir ortamda da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Tabii bu hani yenilikler öncelikle Android One platformuna ve Nexus platformuna geliyor. Tabii ki hani diğer telefonlara kısa zaman içerisinde geliyor güncellemelerle. Uygulamanın içerisine girdiğinizde de tura katılın kısmını göreceksinizdir. Hani burada yenilikler ve yeniliklerin nasıl kullanılacağı gayet güzel bir şekilde anlatılmış bizlere. Hani sıkıntı yaşayan kullanıcılar için. İşte bunlardan bahsetmek istedik çünkü bunlar gözden kaçan yenilikler. Hani kaçmasın, daha işlevsel bir şekilde kullanılabilsin uygulamalar. Ben çok sık kullanıyorum Google çeviri uygulamasını. Hani rakiplerinin önünde görüyorum şahsen. O yüzden başarılı bir uygulama olduğunu tekrar belirtelim. Başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.